önerge üzerinde Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin. Buyurun Sayın Sezgin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Edirne'deki sel felaketi, Kocaeli'ndeki acı kaza, tüm bunlar çevre mantığı eksikliği ve hoyratlıkla da bağlantılı. Kayıplarımız, yaralılarımız var. Derin üzüntü duyuyoruz. Oysa dünyada çevrenin korunması ve çevre kirliliği konusundaki hassasiyet gün geçtikçe artıyor. Küresel düzeyde iklim değişikliği başta olmak üzere çevresel risklerin bertaraf edilmesine yönelik mücadele giderek daha da geniş kapsamlı bir katılımla sürüyor. 1992 Rio Konferansı'nda imzaya açılan sözleşme, uluslararası alanda atılan ilk ve önemli adım oldu. İklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Paris Anlaşması ise yine son dönemde küresel ölçekte atılan önemli adımlardan biri. Trump'ın bu gidişata itirazı fazla bir şey değiştirmeyecektir. Çin bile bu konuda önemli taahhütlerde bulunmuştur. Biz gerideyiz. Çevrenin küresel ölçekte korunmasına ilişkin normların kodifiye edilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından yeni bir sözleşme hazırlanmasına yönelik bir karar da çok yakın zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük bir çoğunlukla kabul edilmiştir. Evrensel boyutta artan hassasiyetin yeni bir ifadesi de bu yılki Nobel Ekonomi Ödülleri'dir. İklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik analize entegre ettiği için ekonomist Nordhaus Nobel ödülüne layık görülmüştür. Tüm bu gelişmeler gösteriyor ki çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik olarak küresel çapta önemli bir irade ortaya çıkmakta. Uluslararası örgüt ve kurumlar bu konuyla ilgili inisiyatif alarak çevrenin ve doğanın korunmasına bizzat katkı sağlamaya çalışmaktadırlar. Maalesef Türkiye'de iktidar dünyadaki bu eğilim ve hassasiyete uymamaktadır. Bu durumun en bariz örneklerinden birisi de Büyük Menderes Havzası'ndaki kirliliğin araştırılması amacıyla ahiren genel kurula getirilen araştırma önergesinin reddedilmiş olmasıdır. İktidar bloğu veya Cumhurbaşkanı'nın çoğunluğu bu çatı altında ülkenin sorunlarına çözüm bulma arayışlarına, girişimlerine duyarsız kalmaktadır. Ana hatlarıyla bakıldığında mevcut kanun teklifinin çevre sorunlarını çözmeye herhangi bir somut katkı yapmayacağı bellidir. Bu teklifi torba kanun yapmayı alışkanlık haline getiren iktidarın yeni bir muğlak hamlesi olarak telakki ediyoruz. İktidarın demokrasi ve hukuk alanları başta olmak üzere her sahada sürdürdüğü hoyratlığın çevre üzerindeki yansımalarını böyle bir yasa sınırlayamayacaktır. Mamafi kanun teklifinde Aydın ilinin Çine ilçesinin 7 köyünde bulunan 441 kişinin mera arazileriyle ilgili yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler sevindiricidir. Bu konuyu partimiz muhtelif zeminlerde defalarca gündeme getirmişti. Ancak bu kanun teklifiyle Aydın'daki jeotermal enerji santrallerinin yol açtığı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmaması da son derece üzücüdür. Gerek denetim yetersizliği gerekse yetkililerin ihmali nedeniyle Aydın'daki JES yatırımlarının insan sağlığı, çevre, tarımsal üretim, hayvancılık ve doğal kaynaklara çok ciddi zararlar vermesi nedeniyle iktidarı bu konuyu gündeme almaya en azından muhalefet partileri tarafından getirilen önergelere
saygı göstermeye davet ediyorum. Genel kurula saygılarımı sunarım.